Genel Başkanımız. Hoş geldiniz, göz kendilerine. Bir alkış yapalım. Başkan, bu sözler sizde artık. Evet. Sizler de. Yardımcı oldun mu? Araca. Başlayalım mı? Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, kıymetli kardeşlerimiz, sevgili başkanlarımız, öncelikle Kırşehir'e sizlerle bir arada olmaya gelmekten dolayı hem çok heyecanlıyız, hem çok mutluyuz, hem de sizlerin bu güzellik meydana getirdiği güzelliklerden dolayı çok gururluyuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Uygun görürseniz ben böyle sizi daha rahat görmek için ayakta konuşayım diyorum. Şimdi efendim böyle Sayın Vekilimiz dedi ki spor kıyafetle daha samimi olur diye. Biz de kıyafetler, takım elbiseler giymeden böyle gelmiş olduk. Takım elbiselerini başkalarına şey yapacağız ama biz bize konuşurken biz böyle aile olmaktan pazar dolayı. Pazar aile olduğumuz için. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Efendim, hepimiz şunun farkındayız. Biz insanlar olarak Adnan Bey'in bizden, bizim İksen Hanım'dan, İksen Hanım'ın hanımefendiden, çocuklardan, büyüklerden, beyefendilerden hiçbir farkımız yok. Bunu bizim medeniyetimiz böyle söylüyor. Yani insanoğlu insanlık bakımından hepsi birbirine eşittir. Birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Ha, görevleri bakımından üstünlükler olabilir. Mesela ambulans ne yapar? Değil mi? Yolda üstünlük. Hepimiz ona yol veririz. Niye? Can taşıyor. Ölmek üzere Allah korusun birisi var. Ona imkan vermesi lazım ki böylece onun üstünlüğü oradan geliyor. Ama insan olarak hiç kimse diğerinden üstün değildir. Kadın erkek veya erkek kadından, çocuk büyükten ya da büyük çocuktan, fakir zenginden veya zengin fakirden, köylü şehirliden ya da şehirli köylüden, engelli engelsizden veya engelsiz engelliden daha üstün değildir. Bu bizim inancımızın, bizim medeniyetimizin ve toplumsal hayatımızın da değeri böyle. Elbette şunun da farkındayız. Çok da hayal aleminde dolaşmayalım. Bu her zaman böyle olmuyor. Yani şu devirde maalesef insanlıktan öte zenginlik fakirden daha değerli gibi görünüyor, değil mi? Engelli engelsiz engelliden daha değerli gibi görünebiliyor. Okul bitirmiş olan okul bitirmemiş olandan daha değerli gibi görünebiliyor. Şehirli köylüden daha değerli gibi zannedilebiliyor. Halbuki böyle bir şey yok. Bizim kendi medeniyetimiz ta çocuklarımızın büyüdüğü, yetiştiği ortamların daha evveliyatında böyle bir şey yoktu. Ama gitgide insanoğlu biraz bozuluyor. Şimdi işte estetik filan da yaptırıyoruz diye daha böyle değişmek istiyoruz falan. Fakat özde biz Beyaz Ay olarak hepimiz diğerinden, kimsenin diğerinden üstün olmadığına inanıyoruz.